Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda eski iki efsane arkadaşlar, oyunun eski iki kingi. Tabi yeni dönemde çok unutulmuşlar, özellikle Scarlet Witch ki sebebi de 5 yıldızın oyuna çok çok aşırı geç gelmesi, hatta daha çok taze ki sadece özel kriterlerden çıkabiliyor. Şanslı köftelere geliyor, benim gibi şanssız köftelere gelmiyor arkadaşlar. Biz de bir testini yapalım bakalım. Çünkü şu çok soru oluyor. İşte bu 5 yıldız Scarlet Witch nasıldır? İyi midir? İşimizi görür mü? Yani zamanın efsanesi çünkü hafızalarda hep o şekilde kaldı. Peki nedir? Yani iş görür mü diye böyle güzel bir VS atmak istedim arkadaşlar açıkçası. Bir tarafta 4 yıldız full kopya, yani 99 kopya Star-Lord. Bir tarafta 4 yıldız yine 99 kopya Scarlet Witch. Tabii ki dövüş içerisinde bu seferki dövüşte şans faktörü inanılmaz ön planda. Çünkü Scarlet Witch kritik attıkça coşan bir karakter. Tabii kritik attığı zaman da kendi üzerine bazı takviyeler açmasın. Eskiden, çok eskiden o kritikler kolay kolay boş geçmezdi. Tabii bu zamanda birazcık boş geçmeleri var. Neyse, velhasıl kelam bu dev darbeyi şimdi göreceğiz. Artılara geldiğimizde Star-Lord'un garanti hasarları var. Yani combo sayıcı yükseldikçe yüksek hasar vermeye devam edecek. Tabii ki kritik gelse o daha bomba olacak. O yüzden Star-Lord biraz daha garanti, daha düz. Ama Scarlet Witch çok random olacak. Aşırı derecede bir random karakter olacak. Enteresan bir dövüş olacak. Başa baş mı geçecek, fark mı gelecek? Hazırsanız arkadaşlar ufaktan başlayalım bakalım. Ve iki yiğit çıktı meydane. İkisi de birbirinden zartane. Evet, bakalım ne olacak. Bu arada bu yeni sistem böyle. Yan tarafa da fotoğraf koyuyorum çok fazla boş kalmasın diye. İkiliyi de böyle sağ tarafa attım. Bilmiyorum hangisi daha iyi. Onu da yorumlara yazarsanız yine hep berabercene arkadaşlar, ona bir operasyon yaparız. Bu arada şu yazıyı da koyayım. Belki like atmayı unutan arkadaşlar vardır. O arkadaşlar da buradan selam olsun. Şu anda Star-Lord önde gidiyor. Hem combo sayıcı olarak hem de hasar gücü olarak. Şimdi ikisi de kritik vurduğuna bakıyorum. Star-Lord 2500 iken Scarlet Witch 1200'ler falan, 1900'ler şu anda vuruyor. Tabi Scarlet Witch'in düz vuruşlarının artabilmesi için üzerine hiddet artı zalimlikleri basması lazım. Combo sayıcında da fark açıldı. Fark açıldı combo sayıcında. Tabi burada kış askerin oyun şekli de çok önemli. O da çok önemli. 5000'ler 6000'ler gelmeye başladı. Scarlet Witch hafiften böyle bir sen hayırdır arkadaş dercesine. O Star-Lord'un ikisinden kritik geldi. Ama hiddetleri kes, zalimlikleri kes. Yani Scarlet sersem de verdi. Scarlet için de bu E3'ü de oldu. Burada mesela arkadaşlar şöyle şeyler oluyor. Tabii ki Scarlet için L2 atarak oynuyorum. Yani L3 animasyonu çünkü süre alıyor. Ama Scarlet Witch bir anda o kadar hızlı güç bağı çalıyor ki daha L1'den L2'ye geçerken şat diye abi, hani direkt L3'ü oluyor. O yüzden L3'ler geliyor. Yani oyun içerisindeki L3'ler oradan geliyor. Zaten yavaşlatıp bakarsanız göreceksiniz. Bir de normal beşlik komboya odaklıyorsunuz zaten. O beşlik son 2-3 vuruşta bir geliyor arka arkaya güç çalma. Oradan ne yazık ki çıkıyor. Şu anda Star-Lord arkadaşlar muazzam şekilde farkı açmış durumda. Kombo olarak belki çok fazla değil ama o Star-Lord yine çift kritik attı diye ikili. Hala kritikleri 8000 9000 vururken yine Scarlet Witch'e L3 geliyor abi. Yani ona inanın çok fazla yapacak bir şeyim yok. Çünkü o arkadaş yani çok hızlı dolduruyor abi. Bu da onun oyunu, yani yapacak bir şeyim yok. Star-Lord bitirdi zaten. Star-Lord çok bir şey. Star-Lord arkadaşlar kainat farkı attı. Yine kainat farkı attı. Scarlet Witch aşağıda yardırmaya devam ediyor. Bir şansını deniyor hala. Ve arkadaşlar Star-Lord kazandı. Star-Lord açık ara farkla, yani %50'den fazla farkla 144 combo içerisinde mevzuyu bitirdi arkadaşlar. 144 komboda olayı bitirirken Scarlet Witch devam ediyor. Mesela 144. combo şimdi geldi. %45 civarında seyrediyor. Yani Star-Lord arkadaşlar Scarlet Witch'ten kat ve kat bu tarz bir dövüşte iyi olduğunu gösterdi. Dediğim gibi Scarlet için şansı, yani biraz random tarzı bir karakter. Ama bu random, yani şu anda randoma sığınacak bir şey yok. Yani şansı denk gelmedi, kritiği gelmedi falan. Çok sığınacak bir durum yok. Arada dünya fark var. İki katı kadar fark var arkadaşlar.
Ve Star-Lord daha böyle oturaklı oynadı. Daha durgun oynadı. Bir şey söyleyeyim de. Daha kontrollü oynadı. Tamam, Scarlet için mesela kendi üzerine açtığı takviyeleri iyileşmesi falan filan. Ne? Tabii ki bu alanları daha iyi. Ama burada yaptığımız speed test aracılar açık ara farkla Scarlet Witch kazandı. Siz kimi tahmin etmişsiniz arkadaşlar? Tutturabildiniz mi Star-Lord'u? Tahmin ediyorum ki birçok kişi tutturmuştur. Birçok kişi tutturmuştur. Benim gibi böyle eskilerden olup da Scarlet Witch'i de sevenler, ama şimdi Scarlet Witch'i de çok seviliyor. Star-Lord da çok seviliyor. Yani her ikisi de gerçekten çok seviliyor. Ah be, Scarlet Witch'e bak. Defalarca da sorulmuştu. Ben de çok kere söylemiştim. Yani Scarlet Witch oyuna 5 yıldızı gelirse güzel bir hava katar, ama oyunun kaderine herhangi bir müdahale etmez. Çünkü Scarlet Witch'in imkanları şu zamanki şartları çok aman aman karşılayacak tarzda değil. Güzeldir, hoştur, yerine göre tabii ki iş yapar. Ama yani günümüz şartlarındaki hero'larla kapışabilecek bir pozisyonda değil arkadaşlar. Saldırı bağımlı. Özellikle şans oranı bu kadar düşürülmüşken, dehşetli bir şekilde düşürülmüşken, yani karşılayabilecek gibi değildi. Bak, sonlara doğru iyice coşmaya başladı. Ama istediği kadar coşsun. Yani bu onu çok aman aman kurtar. Ölmüyorum. Öl arkadaş artık. Yani bir tanesi 144 combo, bir tanesi neredeyse 250 combo da geçti. Ölmüyor abi, ne yapayım, adam ölmüyor yani. Ve arkadaşlar, Scarlet Witch'te mevzuyu çok şükür Allah'a hamdolsun sonunda bitirmiş oldu. Şöyle baktığımızda 252 komboya arkadaşlar, 144 combo, yani arada dünyalar kadar fark var. Dünyalar kadar fark var. Yani şu tarz dövüşlerde Star-Lord'u içinden geçti. Çok temiz bir şekilde içinden geçti arkadaşlar. Bilmiyorum, bu kadar bekliyor muydunuz? Mesela benim aklımda bu tarz daha birçok düello var. Ama tabii bunlar için zaman lazım. Biraz daha çok çok uzun sürüyor. Yani sizin şu gördüğünüz 4 dakikalık dövüş benim saatlerimi alıyor, montajı, tasarımımız artı zurdu. O yüzden böyle çok şey yapamıyoruz. Aslında ben günde 4-5 tane atmak istiyorum böyle şeyden de. O zaman da timingi tutturamayabiliriz. Aklımda başka şeyler var. Mesela Scarlet bir şey, domino var. İkisi de şans faktörüne dayalı ya. O tarz bir şey var. Mesela Star-Lord'la eski Thor var. Bunu da çok yapmak istiyorum. Bu ikisinde bir kapışırken açıkçası bir görmek isterim, böyle iki abiyi, iki ağırı. Bu tarz başka aklınızda var mı arkadaşlar? İkiller yazın aşağıya. Yani illa bir tane ikili yazmasın. 3 tane, 5 tane, 10 tane de ikili yazabilirsiniz. Tamamen sallıyorum işte. Mavi çikilopla kırmızı çikilop vs mesela. Bak, bu da güzel, değişik olabilir. Aklıma şimdi geldi mesela. Çikilopların savaşı da olabilir. Aa bak, yani abi iyi geldi aklıma. Bunu da kenara katabilirim. Bunun gibi işte beyaz manyeto, kırmızı manyeto gibi yazın arkadaşlar aşağıya. Ben de onun açısından böyle direkt baktığımda böyle çat gözümde ışık yakan ne varsa onu arkadaşlar direkt operasyon yapayım. İnşallah faydalı olmuştur, keyif almıştır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.